Herkese merhaba arkadaşlar. Championship Manager'da İtalya kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli hocalarımız var. Yasin Hoca ve Ozan Hoca. Şu ana kadar neler yaptık? Ben yine yığınla oyuncuya yürüdüm. Bakalım bunlardan hangileri gelecek? Bazılarına imza attırdık. Kesinleşti. Her zamanki gibi bedava oyuncular peşinde koşturuyoruz. Artık bakalım. Di Mariano. Bu adama şeyde yürümüş. Kesena'da yürümüş. Biz de yürüdük. Ama ikimiz de kabul etmedi. Bunların hepsi benim daha önce yürüdüğüm oyuncular. Listemde olan oyuncular hepsi tek tek sözleşme imzalamış. Bizim maçlarımız da geldi. Artık yarın maçlar başlıyor. İlk yarıyı lider bitirdik. En az gol yiyen takım ve en çok gol atan takım durumundayız. Amacımız burayı lider bitirip Seri B'ye aldığımızı yazdırmak. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Sezon sonunda neler olacak? Transfer dönemi bitiyor artık. Biz de yavaştan tekrar oyunumuza konsantre olmaya başlarız. Dixon ilk 11'de olması gerektiğini düşünüyor. Ya Bizotto da çok iyi adam. Neyse biraz Dixon oynatalım. Sonra Bizotto'yu tekrar ilk 11'e alırız. Parodi çok güzel oynuyor. Yani sadece 2-3 özelliği iyi ama adam harbiden çok güzel oynuyor. Parodi şu anda defansın bel kemiği oldu. Bedavaya aldık. Bütün oyuncuları bedavaya alıyoruz. Halimiz duman. Takım hala borcun içerisinde. Birkaç tane oyuncuyu sattım. Onları size de göstermek istiyorum. Bunlar kontrat tazeleyen oyuncular. Gusu bedavaya gitmişti. Nichet'i 80K'ya verdik. Oradan biraz para geldi. Ama finans durumu yine 1 milyon içerideyiz. Bir türlü artıya çıkartamıyoruz. Bir türlü çıkmıyor. Şu ana kadar bir sefer artı 30 olduğunu gördüm. Ona da bir tane topçu aldım. Bu adam. Bu da çöp çıktı. Gol falan atmadı. 12 maçta oynattık. 2 asist 1 golü var. Adamı bedavaya göndermek zorunda kaldık. Neyse. Sonrasındaki transferlerle takım biraz toparladık. Şu anda bildiğiniz 1 milyon borç. Oyuncuya ayıracak bütçe yok. Bu halde Bataçık'a devam ediyoruz. Şu anda takımın durumu iyi. En azından lideriz. Kesena'nın maçı var. Ascoli ile oynuyor. Biz de Imolese ile oynayacağız. Palermo'da Monopoli ile oynayacak. Son maçta 7 tane atmıştık biliyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Takımın şu anki kadrosu güzel. Gonzi ortada güzel oynuyor. Ona da dokunmak yok. Tekniği 15. Imolese karşısında Albino Leffe bakalım neler yapacak derken golü yedik. Olsun. Olsun maç daha çok yeni başladı. Henüz 7. dakika. Bu maçı çevirecek gücümüz var. Kötü durumda değiliz. Süper Embaraka. Hakem offside dedi. Yapma bunu hakem. Adamlar ikinci golü attı. Vay. Prescott oynamıyorsun. Kaleci de berbat durumda. Embaraka oyunda yok. 3 şut 1 kaleye gitmiş. Gol atamazsak halimiz harap. İlk yarı 2-0 mağlup durumda bitireceğiz herhalde. Bu takım geçen sene Kesena'nın, Ozan Hoca'nın ligindeymiş. Orada Ozan Hoca ilk maçta 2-1 kaybedip ikinci maçta evinde 3-0'la geçmiş. Şu anda biz ne yapacağız? Spina güzel oynamıyorsun. Yerine Bizotto'yu alacağız. Embaraka iyi durumda değil. Gonzi oynamıyor. Mandelli'yi koyacağım yerine. İkinci yarıda iki oyuncu değişikliğiyle başladık. Kalecileri çok iyi durumda. Embaraka'nın golüyle farkı 1'e indirdik. Güzel. Güzel. Maçı hala çevirebiliriz. Hala çevirebiliriz. Dakika daha 65. Adamlar da oyuncu değişikliği yaptı. Taktiksel değişiklik yapıyorlar. Kalecileri resmen coştu. 6 şutun 5'ini çıkarttı. Dakika
85 artık bir gol istiyoruz. 2-1 olmasın, 2-2 olsun. Benedetti helal. En azından maçı çevirdik. Mağlup olmayacağız. Çok iyi. Kalecileri sayesinde maçın kurtardılar. Kesana 4-1 ile geçti. Palermo 6-2 ile geçmiş. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Prello'yu Stroll kiralamış. Şu ana kadar iyi gidiyorduk ama son 3 maçtır, 4 maçtır takım sıkıntıda. 1, 2, 3, 4 maçın ikisinde berabere kaldık. Birinde mağlup olduk, birinde de fark attık. Oyuncuların acilen kendini toparlaması lazım. Mbaraka kötü oynamıyor ama Benedetti bir oynuyor bir oynamıyor. Beni krize soktu iyice. Prescott nasıl oynadın? 7. Adam standart. Sağ açıktaki oyuncumuz, Finli oyuncumuz. Gonzi oynamamış bu maçta. Ozuf 7 ile tamamlamış. Baptiste ne yapmış? 8 ile oynamış. Ya yine kötü oynamamış takım da. Dixon beni üzdün. Bizotto'yu tekrar eski yerine alacağız. Başka kim var? Spina devam edecek. Gonzi'nin yerine giren Mandelli daha iyi oynamış bu maçta. Mandelli'yi ilk 11 sürelim. Bu nasıl bir takım? 3. sırada 35 puanda 6 puan fark atmışız ama her şey riskli. Bu takım çok gol atan bir takım. Bakın 43 gol atmış, biz de 44 gol attık. Oldukça golcü bir takım. Bu takım bizim canımızı yakabilir. Haberlerde önemli bir şey var mı? Yok. Takımda mutsuz olanlar var. Gavazzi'yi de gönderebiliriz aslında ya. Şöyle bir 80-85 falan teklif yapsalar, Gavazzi'yi de göndersek güzel olur. Gönen imzalamış. Monza satılığa çıktı. Monza yürüyüşüne devam ediyor. Bu takım beni korkutuyor. Evimizdeyiz. En azından evimizdeki maçlarda artık şöyle 5000 kişi falan gelmeye başladı. O biraz geliri artıracaktır. Kesana Livorno ile oynuyor. Bu maçı izleyebiliriz. Kesana boş geçmez. Livorno'yu şöyle bir 3'ler 4'ler gönderir diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Ozan Hoca gözler sende. Sıkıntı değil. Derken ikinci golü yedi Ozan Hoca. Neler oluyor? Toparlayacaktır. Problem değil Ozan Hoca için. Action Zone'a bakalım. Şu anda basmaya başladı. Pas durumu nedir? Paslarda bayağı bir sıkıntısı var. Gol geldi bu arada. Rox attı. Raul'um benim ya. Bu adama bayılıyorum. Gerçekten çok iyi bir adam. Özelliklerini zaten siz de görüyorsunuz. Bu adamda bir player olsa var ya. Sonraki sene bu adam direkt 10-15 milyon dolar olurdu. Şu anda durum ne? Üçüncü gol gelmiş. Güzel de basıyor. Ama golü bulamadı bir türlü. Kaleci 8 ile oynuyor. Kaleci 4 ile oynuyor Ozan Hoca'nın. Of be of. Nedir bu bizim kalecilerden çektiğimiz? Nedir? Bizim maçımız ne zaman? Biz haftayı oynayacağız. Bu hafta maçımız yok. 17 maç tamamlanmış. Hala 1 puan öndeyiz. Mbaraka üst sıralarda. Golcülükte de Bertoli var. Striker. Vallahi bu adamdan korkmuyor değilim. 18 maçta 17 gol atmış. Bizim Mbaraka'da 14'te 14. 15'te 14. Mbaraka sakatlık yaşamasaydı muhtemelen onu yakalardı.
Bu takım nasıl bir taktikle oynuyor onu da bir çözmek lazım aslında. Şimdi bizim takıma bir incelemem gerekiyor. Taktik olarak 4-4-2 oynuyorlar. Sert takıl ve normal bir oyunla oynuyorlar. Gava diye bir oyuncuları var. Yıldız. Bertoli yıldızlarından değil. 31 yaşında sol bekteki oyuncuları üst düzey. Magnino. Orta sahanın ortasındaki oynayan oyuncuları üst düzey. Daha önceki maçlarda kaçar gol atmışlar. Ortalama bir takım. Biz 5-2 ile geçmişiz ilk maçta bunları ama korkuyorum. Yani bizden sonra toparlanmışlar belli ki. Ve Ozuf 3 hafta gitti. Oyunun bu kazanı unutmayacağım. Georgin birkaç güne gelirsin gel. Ozuf'un yerinde biz kimi oynatacağız? Gonzi'yi oynatalım. Agnello'yu da yedeğe alalım. Feralpi Salo. Haber var. Fernandez satılık. Ivanildo Fernandez. 800 bine vereceklermiş bu adamı. Şöyle bir teklif yapacağım. 50 kere milli olduktan sonra 1,5 milyon dedim. Bakalım kabul olur mu? Haberlere tekrar gir. Ne kadar para alıyorsun? 3-400 alıyorsun. Biz 1.800'de seni razı edebilir miyiz? Ondan da emin değilim de. Belika da sakatlandı. Vay ki vay. Genoa'dan Carrarese'ye oyuncu gitmiş. Belika birkaç gün sonra gelecek. Maça umarım yetişirsin. Yetişemezsen yandık. Korkutan takım. Sonra da Brescia ile oynayacağız. 9. sıradaki. Her maç zorlu. Her maç sıkıntı. Taktiği eski haline getiriyorum. Bu adam kim? Vay. Alıyorlar. Para var, huzur var. Kesene burada 2 puanla önde. Palermo ne yapıyor acaba? Ops, izleyemiyorsak ki bizim de maçımız gelmiştir. Palermo da 3. sırada. Puan farkı 5. Ne yapacağız? Belika yetişmedi. Mango'yu alacağız 7'ye. Prescott nasıl oynuyorsun? Adam standart. 7. Embarca 8 oynamış. Benedetti 7 oynamış. Bu maç Benedetti'nin yerine ben Jory'yi oynatacağım. Haydi bakalım. Önceki maçı kazanmışız. Bu maçı da kazanma ihtimalimiz var. Bakalım ne olacak. Haydi bakalım aslanlar. 2-1. Şutlarda Jory attı. Helal bak. Jory aferin sana. İki golcü takımın mücadelesi. Jory ikinciyi attı. Tamam. Monza da kaybederse bu hafta tadından yenmez olur. Monza kazanıyor mu kaybediyor mu onu bilmiyorum. Hemen bir kontrol edelim. Kazanıyor. Puan farkı 1. Puan farkı 1. 3 Embarak attı. 15. golünü attı Embarak'a. Aferin sana. Gol geldi. Magnino attı. Orta sahadaki o sol ayaklı adam. Tahmin etmiştim. Bana gol atacağını. 3-1 öndeyiz. İlk yarı bu şekilde bitti. Güzel. Korktuğum gibi olmuyor en azından. İkinci yarıda da herhangi bir falso yapmasak maçı büyük ihtimalle galip bitiririz. Penaltı, sarı kart. Hadi gol. Gol geldi.
Prescott. Aferin sana. Bir sarkatta biz dedik. 4-2 oldu. Vay. Neler oluyor? 5 geldi Embaraka. Helal. Forvetlerimiz ikişer gol attı. 6 geldi. Korkuyordum. Ligin en çok gol atan takımına 6 tane attık. 6 tane attık. Ligin hala en çok gol atan takımı. En az gol yiyen takımıyız. Çok çok iyi durumdayız. Puan farkında 3'e çıkarttık. Monza berabere kalmış. Bir saniye. Bir saniye Monza. Süpersin Reggiana. Seviyorum seni. 17. sıradan 2. sıradaki adama hayatının golünü attın. Serie B'de Kesena 1-0'la geçmiş. Palermo da 4-2 ile geçmiş. Çok iyi. Palermo üst sıralara doğru tırmandı. Vay. Vay 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 vay. Adam gelmiyor ya. Takım kabul etti. Albino Leffe. Gonzi 116 kere lig maçına çıkmış bizimle beraber. Giro Saint-Étienne'e gitmiş. Vay. Adamın özellikler çok kötü düşmüş ama. Sassuolo Finotto'yu almış. Monza'dan almış. Sassuolo 1. lig takımı. Monza'daki bizim serideki adamın forvetini aldı. Enteresan abi. Bak bu adam iyiymiş. Ya süper değil ama şu anda iş yapabilecek bir adam. Bizim şu an buna ihtiyacımız var böyle bir oyuncuya. Sivilli ile falan olmuyor bu iş. Şu Sivilli'nin değeri kaç ya? 24 mü? Belika dönmüş bu arada. Mangon'un yerine Belika'yı alabiliriz tekrar. Kesena'nın maçı var. İzleyebiliyor muyuz? Cagliari ile oynuyor. Neler yapacak Ozan Hoca? Tekrar onun maçındayız. Zamanında Serie A'da oynayan takımlardan Cagliari de Barrera ile öne geçti. 1-0. Güzel, güzel bir başlangıç. Golü erken bulmak çok çok önemli. Puan farkını açmaya çalışıyor. Bu hızla gidiyor. Seneye bakalım Serie A'da neler yapacak. Onu çok merak ediyorum ben. Süper. 2-0'ı buldu. Romero. Nicola Romero. Bu adam da iyiymiş bak. Mavdidi var ama. Mavdidi diyor ki ben varken size söz düşmez. Dördüncüyü de Resan attı. Bravo. Bravo. Süper. Güzel. Güzel taktik. Maç Kesena'nın sahasında oynanmasına rağmen Kesena 4 tane gol attı. Arzamendia soldan resmen felç etmiş orayı. Güzel bir maç oluyor. Kesena puan farkını 5'te tutuyor. Maç böyle bittiğinde. Süper. Arzamendia'nın golü performansıyla maçı kazandı. Adamlar da kötü oynamadı. Hatta top Kesena'nın sahasında oynandı ama Kesena gol atmayı biliyor. Bu en büyük avantajı. Bol gol atıyor. Destena imzaladı. Doranmo gazetelere çıkmaya başlamış. Kötü performansıyla. Şimdi bizim sonraki maçımız kimle? Brescia. Daha önce ne yaptık? Brescia'ya karşı 4-2 ile galip geldik. Bu hafta ne yapacağız? Puan farkını 3'e çıkardık bu hafta. Güzel oldu. Monza'nın berabere kalması çok güzel oldu. Monza şöyle bir iki hafta daha kaybetse, şöyle biraz daha açabilsek farkı çok güzel olur. Korktuğum takımlar yukarıları zorlayamadı. Korkmadığım takımlar şu anda yukarıları zorluyor. Ben açıkçası Brescia'dan korkuyordum. Juventus U23'ten korkuyordum. Renate'den korkuyordum.
Ama tam tersi ne oldu? Palermo ikinci sıradaki takımla oynuyor. Siena. Enteresan bir maç olacak orada da. Bu maçta şöyle bir değişiklik yapacağım. Her maçta değiştireceğim bundan sonra bunu. Jory son maçta enfes oynadı. O yüzden Jory ile bu maçta tekrar çıkacağız. Brescia karşısında. Önceki maç 2-1'di bu maçta. 4-2-7 bu maçta ne yapacağız bir bakalım. Haydi bakalım takımım. Benim efsanevi takımım. Nerelerden döndük geldik. Düşüyorduk, düşmedik. Amatöre düşecektik. Şu anda buradayız. Haydi bakalım. Golü bulamadık hala. Gol geldi bu arada. Jory attı. Aferin Jory. Parodi yine döktürüyor orada. Mandelli toparlayacaksın değil mi? Haydi Mandelli. Gözüm sende. Bizotto. 6 ile oynuyor. Mandelli 6 ile oynuyor. Kondisyon sıkıntısı yok. İkinci yarı böyle devam. 2 şut. 2'si kalede 1 gol olmuş. İkinci golde abi Jory ne yapıyor? Jory aferin sana. 2 gol ikisi de Jory'den. 3. gol için bastırıyoruz. Hakem penaltımızı vermedi. Vermedi. Yine bu sefer verdi. Kaleci çıkardı. Hayır. Prescott yapma bunu. Kalecileri yine coştu. 9 ile oynuyor. Benim her rakibimin kalecisi coşmak zorunda mı? Benim forvetim de coşuyor. Jory. Benedetti'ye formayı vermemek için elinden geleni yapıyorsun. Embaraka da aynı şekilde. Mandelli 7 ile tamamladı. Jory maçın adamı oldu. 3-0 ile geçtik. Lig durumu. Monza kaybetmiş. Helal. Bir saniye. Monza Piacenza karşısında kaybetmiş. Farkı 6'ya çıkardık. Kesena. Puan farkı 4. Şey ne yaptı? Palermo 2-0 kazanmış. Puan farkı 3. Güzel. Güzel. Bu sene oldukça güzel geçiyor. Bu maçı kazanmamız gerçekten altın değerindeydi. Perugia. Beraberlikle ayrıldı maçtan. 26 yaşındaki şu kaleci bana gelse neler vermem. Togo milli takımına Mango da çağrıldı. Ozuf döndün mü? Ozuf bir haftaya dönecek. Bizim maç 4 gün sonra Juventus'la. Parodi neden mutsuzsun? Bir saniye. Yapma be abi. İtalya. Parodi mutsuz. Parodi yapma bunu. Şimdi Mandolini 33 yaşında çok yaşlı, o yüzden onun üzerine yoğunlaşmıyorum. Oyun akıyor bu arada, ben diğer taraftan chat'e bakıyorum. Oo, maç günü gelmiş. Pardon özür dilerim. Şimdi tekrar takımı eski haline alalım. Bunu sürekli değiştirerek oynayacağım. Sanırım oyunun şeyi budur. Sibilli. Sibilli kontrat istiyorsun ama yapabileceğim bir şey yok. Şu anda kondisyon sıkıntısı olan yok. Haydi bakalım. Juventus karşısında maça çıkıyoruz. Hadi be. Golü yedik. Lanini attı. Bizim kaleci sıkıntıda. Dur bakalım. Şu anda toparlanmaya başladı kaleci. Adamlar çünkü deli gibi geliyor. Bizim acilen toparlanıp gol bulmamız lazım. Orta saha çok iyi oynamıyor. Mandelli'nin şutlarını çıkartıyor adamlar. Şimdi Jory bu maçta çok iyi performans sergilemiyor. Bunun yerine ben Sibilli'yi de almak istemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Tamam mı? Jory'nin yerine de Benedetti'yi ikinci yarıda bir oyuna koyalım. Bu bizi toparlayacaktır. Jory çok da şut çekmiş ama atamamış.
şansına küsecek, artık yapacak bir şey yok. Benedetti de artık top, golü de Benedetti attı. Aferin. Bu tip radikal değişiklikler takımı toparlayacak. Ben buna eminim. İkinci gol için Mbaraka sahneye çıktı. Aferin. Aferin. Şu anda Juventus karşısında ezici üstünlük var. Monza bu haftada kaybederse puan farkını 9'a çıkartırsak tadından yenmez olur. 3'ü bulduk. Çok iyi. Bu taktikte içe doğru kat etmeler bayağı etkili. Arada öyle arada öyle oynamak lazım. Süperiz. Mbaraka bir gol bir asistle olayı toparladı. Kesen halledeceğim maçı. Palermo'nun da Pisa ile maçı var. Hangisi daha önemli? Palermo'nunkini izleyelim. Uzun zamandır Palermo maçı izlemiyorduk. Monza maçını da buradan takip etmemiz gerekiyor tabii ki. Monza bu hafta kaybederse çok tatlı olur. Hadi be Monza. Farkı 9'a çıkartmama yardımcı ol. Palermo'nun maçı başlıyor. Pisa karşısında neler yapacak? Merakla bekliyoruz. Hadi bakalım Yasin hocam. Golle başladı. Novais. İstiyor. Üst lige çıkmak için her şeyi yapıyor Palermo. Süper. İkinci gol de geldi. 3 geldi, Mbaka attı. Şu Toulouse'si gerçekten çok iyi. Mbaka da inanılmaz bir forvet. Oyuro ve Mbaka ikilisi çok çok iyi. Latte'yi yeni aldı. Biraz önce esprisini de yaptık. Latte güzel oyuncu. O da iyi performans sergiler diye tahmin ediyordum ama şu anda o performans sergilemiyor. Toparlayacaktır. Takıma yeni yeni adapte oluyor. Sonuçta 3-0 önde. Çok çok iyi. Şu anda Palermo da ligin en çok gol atan takımı. Catania en az gol yiyen takımı var mı başka? Yok. Pardon, Bari var en az gol yiyen takım. Bravo. Palermo da oldukça golcü bir takım durumunda şu anda. Hate skorda. Biz kendi maçımıza bir bakalım. Neler oluyor orada? İzleyemiyor muyuz? Süper. Burayı çok güzel temizledi. Kesena 4-1 ile geçti. Palermo 3-0 ile geçti. Biz de Monza kaybetti. 9 puan fark oldu. Allah'ım Allah'ım, süper. Süper süper süper. Puan farkı 9. Güzel bir performans sergiledik şimdiye kadar. Juventus karşısında da radikal değişiklik. Benedetti oyuna girdikten sonra orada güzel işler yaptı. Rubio geçen sene güzel oynadı. Bu sene onun yerine aldığımız Finli oyuncu. Daha iyi performans sergileyince onu kestik. Aslında Rubio daha iyi oynuyormuş ya. Rubio'yu tekrar oynatabilirim de duruma göre. Driplingi çok iyi bu adamın ya. Şimdi bizim sonraki maçımız kimle? Lucchese 18. sıradaki takım. Daha önce ne yaptık? 2-1 ve 3-0 ile galip geldik. Deplasmandayız. Deplasmandaki maçta galip gelmişiz. Yine galip gelebilir miyiz? Umarım. Takımı bu hafta bu şekilde sürmek istiyorum. Bakalım bir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir aksaklık oldu. Şu anda iyiyiz. Maça 14 gün var. Muhtemelen milli takım arasına girdi maçlar. Rodrigo'yu aldı. Bayern Münih. Bizde şu anda mutsuzluklar diz boyu. Marius Wolf. Dortmund'un topçusu. Icardi, Inter'in topçusu, Diju, West Ham'ın topçusu, Coutinho, Barcelona'nın topçusu, Düsseldorf'un topçusu. Bunda belki umut olabilir mi? Olamaz. Barella, Simeone, ne oyuncular, Ledesma, Maroni, belki bu adam. Yani umut işte. Yok. Hiçbirinden yok.
Bugün transferler kapanıyor. Uzunca bir transfer dönemi yaşamış olduk. Coutinho da imzaladı. Mbaraka şu anda takımın en değerli oyuncusu modunda. Evet, transferler tamamen bitti. Ozuf da döndü. Ozuf da ilk 11'i alabiliriz. Ama şu anda orada Gonzi döktürüyor. Adam döktürürken kesmek de yakışmaz ya. Şu 56 gol. Blairstas'la bir bakalım. Bertoli'yi yakalamış Mbaraka. Aferin sana. Benedetti'yi bu hafta ilk 11 sürelim. Şimdi maç günü yaklaşıyor. Bir hızlanalım. Neler olacak? 11 gün var. Hurtado, Sorloth, Adliymiş. İmzalamış. Wolf imzalamış. Kovnacki imzalamış. Kesen Kievo ile oynuyor. İzleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyoruz. Son sıradaki Kievo ile oynayacak. Bir şov bekliyorum ben bu maçta. Bakalım ne yapacak. Hop, golümden başlayacak dedim. Olmadı. Şu ana kadar pas oranı güzel. Takıl oranı iyi. Hoban da attı golü. İkinci gol de Villalobos'tan geldi. Güzel. Bizim eski topçumuz. Altın Ordu'ya getirmiştik. Çok fazla performans sergilememişti ama iyi oyuncu. 3-0. 30. dakikada işi bitirdi. Puan farkını 6'ya çıkartıyor. Güzel. Serie A'ya koşarak gidiyor. Serie A'da neler yapacak? Gerçekten merakla bekliyorum. Kadrosu çok çok iyi çünkü. Seneye Serie A'da inanılmaz işler yapacak ve adamlara daha şut çektirmemiş. Çok iyi. Çok iyi performans. Maç bitsin, taktiğine bir göz atmak istiyorum. Bir değişiklik var mı? Bu arada adamlar şut çekmeye başladı. Son dakikalarda şut çektiler. Taktik hala aynı. Güzel bir galibiyet. 3-0 temiz. 30. dakikada işi bitirdi. Icardi de imzaladı. Ledesma da imzaladı. Biz de Serie B'ye yükseleceğiz. Böyle devam edebilirsek. Ama işte sıkıntı şu ki Serie B'de ne yapacağız? Bu adam boşa çıktı. Ekvadorlu. Takımından ayrıldı. 5000 istiyor. Yapma bunu işte. 5000 isteme. Serie B'de diğer maçlar oynanacak bugün. Durum nedir? Puan farkı 5. Şurada zaten ilk 3 sıradan sonrası zaten puan farkı kopuk. O yüzden %90. Serie A'ya çıkacak Kesena. Biz de playofflara kalmama mücadelesi vereceğiz. Veriyoruz şu anda. Şampiyonlukla bu işi yapabilirsek çok güzel olur. Tete, of, adama bak. Vay, bir bomba daha patlattı. Tayland'dan bedavaya çok iyi bir oyuncu daha getirmiş. Tebrik ediyorum Ozan Hoca. Lucese maçına bizim 4 günümüz kaldı. Abicim 5000 istiyorsun, yok o para. Embarka övülüyor. Biz de övgüleri artıralım. Herkes bizden memnun. Herkes mutlu bu işten. Embarka da oynuyor ama. Bu hafta bizim lig bay geçti. Şimdi başlayacağız maça. Vay, bizim yedekler kazanmış. 2-0 kazanmışlar. Albini. Diğer adam. Bu kim? İlk kez gol atmış. Bu da bizim 33 yaşındaki antrenör. Bu adamı PAF takımına attık. PAF takımıyla maça çıkıyor. Maç günü geldi. Yarın maçımız var. Provecelli ile Reggiana berabere kaldı. Kesena'nın maçı var. Bizimle maçımız var. Palermo'nun maçı var. Palermo son sıradakiyle oynayacak.
Biz de son sıradakiyle oynayacağız. Ama ben korkuyorum. Son sıradaki takımlar her zaman ayağıma dolaşık oldu benim. Ozuf döndü. Agnello yerine Ozuf'u alacağım. Galatasaray formasıyla bugün sahadayız. Ve işte açık forvetimiz golünü attı. Açık sağ kanadımız attı golünü. 1-0 öne geçirdi. İkinci dakikada bu iş iyi oldu. Erken bulunan gol takıma moral kazandırır. Şu anda durumumuz güzel. Ama golün devamını bulamazsak da moral düşer. Bak dediğim gibi adamlar golü buldu. Pierre. Vay. Vay 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 vay. Bu adam bende olsa var ya coştururum ben bu adamı. Neyse Mbaraka bu maçta oynamıyor. Oynar. Mandelli oynamıyor. Mandelli'nin yerine bu maçta Ozuf'u koy. Ozuf'la da Gonzi'nin yerini değiştir. Gonzi ortada daha iyi oynuyordu. İkinci yarıda bu değişiklikle golle başladık. Güzel. Forvetimiz Benedetti attı. İkinci gol Benedetti. Hakem offside dedi. Yapma bunu be hakem. Hep aynı tepkiyi veriyorum. Farkındayım. Her golün sayılması beni mutlu eder tabii ki. Rakiplerinki sayılmazsa daha da mutlu eder. Maç 75. dakikada. Yapmayın. Yapmayın. Hemen risk budur deyip Mbaraka'nın yerine de Jory'yi alıp son dakikalarda elimizden geleni yapmak istiyorum. Bak Mbaraka o kadar şut çekmiş. Şansı tutmamış. Atamadı. Şimdi yersek çok üzülürüm. 2-2 bitti. Hadi be. Monza'dan berabere kaldı. Nerede Monza? Empoli kazanmış. Monza nerede? Dur ya biz nereye bakıyoruz? Kesen Hanım bura. Monza nerede? Monza da berabere kalmış. Fark 9 kazansak çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu. 18. sıradaki takım bizi işte böyle madara etti. Oynamayan kim var? Mandelli oynamadı. Mbaraka oynamadı. Yerine girenler de oynamadı. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırmak zorundayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.